Operasyonun hemen Çetin adını, operasyonun adını önce söyleyelim. Vadi Sadık. Yani duyabiliyor Sadık musun Vaat. Beni? Akif, hemen dönüyorum sana. Operasyonun adını İran resmi olarak açıkladı. Vadi Sadık, yani Sadık Vaat. Kod olarak da Ya Resulallah diye vermişler. Ama tabii İran'ın bu anlamdaki propaganda dilini bildiğimiz için ben çok şey yapmıyorum. Akif, Suriye'de Akif sendeyiz. Suriye Havasa İran Haber Ajansı az önce bazı dronların, bazı kamikaze dronların ya da füzelerin, netleştiremiyorum şu anda, teknik bilgim yok ya, şeyden dolayı yok ya, füzeler daha hızlı gidiyor çünkü. Birincisi 400-500 civarında olduğunu söylüyorlar sayısının. Yani insansız hava aracı sayısı 400 ile 500 arasında deniyor ve bazılarının Suriye hava sahasına ulaştığı söyleniyor. Yani Irak geçip Suriye hava sahasına da ulaştı. Bu şu demek, arada kalan tek nokta, yani hava üzerinden baktığınızda, bilmiyorum, ben ekranı görmüyorum. Tel Aviv'i görebiliyor muyuz havadan şu an canlı? Çok kısa bir süre içerisinde Tel Aviv'e ulaşabileceğini gösteriyor bunu. Artık yani şu an bazı canlı yayınlarda ulaştığı ifade edilen şeyler var, görüntüler var. İnsan savaş araçlarını mı? İsrail'e ulaştığına yani dair. İsrail'e ulaşmamış. Tel Aviv şu an Tel Aviv canlı olarak şöyle bir görüntü var. Şöyle ulaşılıyor. Ama bu şöyle bir şey. Şöyle evet. Nezat, ben onu sordum. İsrail şeye teşekkür ediyor bu arada. Kendisiyle işbirliği yapan Arap ülkelerine teşekkür etti. Burası önemli. Yani birlikte hareket ettiği Arap ülkeleri olduğunu ve çoğunla birlikte hareket ettiğini, onlara teşekkür etti. Bir de bu arada inanılmaz bir şey var şu anda Tel Aviv'de, Hayfa'da, İsrail kentlerinde benzin kuyruğu, sığınaklara gitmeler, yani inanılmaz bir hareketlilik var İsrail sokaklarında. Onu da söyleyeyim, gözüm kayıyor sürekli çünkü son dakika takip ediyorum. Daha önemlisi şu, izleyicilerimize de hatırlatalım, kınanmadı ya bu saldırı, bir şey unutmamak lazım. Yani mesela Ürdün şey diyor, yani biz hepsini düşüreceğiz onu yap, yani ne olursa olsun sonucunda, bu arada düşük yoğunluk da olabilir, yani buradaki şey Amerika ve İsrail'in ne yapacağı. Yani onlar gidip vururlarsa İran'ı, bu işin engin değişeceğini hep konuşuyoruz. Ya da İran'dan bir cevap mı kalacak diye. Ama mesela İngiltere Başbakanı Rishi Sunak şunu dedi: İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Ve biz müttefiklerimizi, İsrail, Ürdün ve Irak'ı, bu üçünü zikretti bölgedeki müttefikleri içerisinde, İran'a karşı koruyacağız dedi. Bunun için de teyakkuzdayız dedi. Burada önemli nokta şu: yani bu meseleyi askeri olarak başlatan İran değil. Hatta bilakis İran defalarca İsrail tarafından vurulmasına rağmen artık herkes İran'a şunu diyordu. Yani ya daha ne yapsınlar, hani en komutanlarını da vurdular. İşte baş konsolosluğunu da vurdular. Suriye'deki paramiliter milislerini de vurdular. İsrail vuracağı kadar vurdu zaten İran'ı. Ama mesela İngiltere'nin bu dili de önemli. Yani İran'ın İsrail'e karşı saldırısını kınıyoruz ifadesi de önemli. Bu arada yine bir sıcak bilgi aktarayım. Bu da bana hani sahadan, sağ olsun meslektaşlarımızdan gelen bilgiler. İsrail'den, İran'dan, Irak'tan. Yayına gelmeden önce onlarla da irtibat kurarak hani ne oluyor, ne bitiyor, sahayı da çünkü kontrol etmek gerekiyor. Şu anda İsrail hava sahasında Amerikan ve İsrail uçakları toplam 27 uçak havada ve savaş uçakları, 7 savaş uçağı karşıdan gelecek dronlara yönelik bir hareketlilik içerisinde, ama bunun dışında da harekete geçebilecek durumda olan uçakların olduğunu altını çiziyorlar. Demin de ifade ettim, Ürdün'de de keza aynı şekilde 7 tane uçak şu anda havada. Bu arada hemen bahsettiğim görüntü İran'a karşı Tel Aviv'in Ürdün hava sahasını koruyorlar onlar. Evet. Evet, füzelerin gelme ihtimali var ama şunu söyleyeyim. Bu arada Lübnan'dan dronların akşam saatlerinde 1.20 gibi, yani herhangi bir durum oluşmazsa 1.20 gibi Tel Aviv'e gelmesi bekleniyor. Akif, buyur Akif. Lübnan'dan füze atmışlar Keryat Şoman'a şimdi. Çetler, biliyorsun hemen Lübnan'ın, yani İsrail'in kuzey sınırındaki en büyük yerleşim bölgesi. Şimdi orada mesela siren sesleri var. Bir son dakika bilgisi geçiriyor. Şu anda Yemen'den İsrail'e füze atıldı şimdi. Onu da söyleyeyim. Bak, yani büyüyecek bir kısmından dolayı söylüyorum. İsrail ordusundan da açıklama geliyor şimdi. Ya buralar şundan dolayı önemli. Meseleye bölgesi olarak ilk girişte söyledim yayında. Hizbullah şu anda Lübnan güneyinden İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Husiler de Yemen'den harekete geçtiklerini ifade ettiler. Bunlar da bir son dakika gelişmesi tekrar. Bu arada sen de söyledin, mesela hava sahası da sivil uçuşlar tarafından neredeyse tamamen boşalmış durumda.
Bir taraftan da ona bakıyorum, hava trafiğine bakıyorum. Yani sivil uçuşlar bitmiş, tamamen askeri uçaklara açık. Sadece Mısır hava sahası dolu, onu da söyleyebilirim. Yani Mısır hala hava sahasını ya kapatmadı, bunu netleştirelim bence. Haber merkezindeki arkadaşlarımız da baksınlar. Ben de şimdi birazdan bakacağım. Ya tam kapatmadı, çünkü Mısır hava sahası çok yoğun şu an. Anlık görüntü veriyoruz Akif. Gelenler gidenler varsa diye söylüyorum. Evet, bu görüntüler anlık. Yani editör arkadaşlarımız şu anda anlık görüntüyü ekrana yansıtıyorlar. Muhtemeldir hava ki Sivil Havacılık Kurumu aviation izinlerini iptal ettiğini duyurduktan ancak 45 dakika sonra uçuş yasakları başlıyor. Çünkü havada olan uçaklar, rotası belli olan uçaklar oluyor bazen. Evet, İsrail'in dün Irak'ta hiçbir uçak kalmamış. Şu an ben görüyorum hava trafiğini. Dediğin gibidir muhtemelen. Bu arada İngiltere'de Amerika ile birlikte Suriye ve Ürdün hava sahası üzerinde İran dronlarını ve füzelerini etkisiz hale getirmek için operasyona katıldığını duyurdu. Evet. Onu da söyleyelim. İngiltere Kıbrıs uçakları da şu anda beraber uçuyorlar. Şunu Akif söylediklerine hemen ben de bir katkı sunayım. Irak'tan bir özel yetkili, öyle söyleyeyim, önemli bir yetkili. Irak askeri birlikleri ve radar sistemi 400'e yakın drone'un ve füzenin, yani bunlar içerisinde hem füze hem drone'un aynı anda hava sahasına yakın noktalardan hareket halinde olduğuna dair bir bilgiyi paylaştı. 400 rakamı oldukça yoğun ve ciddi bir yüksek rakam. Hizbullah da vurmaya başladı Çetiner. Bence son dakika verilebilir. Yani Hizbullah da şu anda onlarca füze atmış gibi görünüyor. Senin söylediğinle ilgili Amerika ABC kanalı bir ABD yetkilisine dayandırmış. Birkaç saat içerisinde İran, Irak, Lübnan ve Yemen'den top füze atılmasını beklediklerini ama şu an ağırlıklı olarak İran'dan geldiğini ifade etmişler. Şu an Yemen'den de drone saldırısının başlatıldığına dair haberler var. Toplamda 400 drone kullanıldığı ifade ediliyor. Bir kez daha söyleyelim. İran, Şam'daki büyükelçiliğinin vurulmasından hemen sonra harekata geçeceğini ve bayramdan sonra karşı cevap vereceğini ifade etmişti. Günlerdir biz bunu tartışıyoruz ama tabii İran'ın doğrudan böyle bir şeye kalkışıp kalkışmayacağı hep tartışılan bir konuydu. 40 yıldır hem İsrail hem İran karşılıklı birbirini tehdit ediyordu. Paramiliter güçler üzerinden ya da dolaylı yollardan birbirine karşı salvolar yaptığına çok kez şahit olduk. Ama ilk kez çıtayı yükseltti hem İsrail hem İran. Zira İran Şam'daki büyükelçiliğinin vurulmasından sonra karşı cevap vereceğini ifade etmişti. Tabii şunu bir kez daha belirtelim. Şu an tabii biz İran'ın ne cevap verdiğini görüyoruz ya da görmek üzereyiz. Ama İsrail ve Amerika'nın, İngiltere'nin ve diğer güçlerin ne cevap vereceğini göreceğiz. Nedret Arsenal, seni beklettim. Ya onlar önlemekle mi kalacaklar, karşılık verecekler? En çok ben onu merak ediyorum. Yani İsrail, Ürdün, Amerika hepsi birden saldırıyı önlemekle mi yetinecekler? Yoksa karşı saldırı başlatacaklar mı? Burası en kritik nokta. Bu arada...